Kundalini enerjisinden de bahsedelim. Tam olarak nedir? Nasıl aktif hale gelir? Şu an yeryüzünde bu dönemde çok fazla negatif varlık var. Sigara auranızı çatlatıyor. Kediler mesela o bütün kalbi ve tansiyonu düzenliyor. Ben bir de hayvanlardaki frekansları merak ediyorum. Nasıl bir frekans var hayvanlarda ve frekansları nasıl yayıyorlar? Şimdi biz hepimiz biriz aslında. Birbirimizden farkımız yok. Evet, görüntümüz farklı, farklı yerde oturuyoruz ama enerjisel olarak herkes, bütün doğa, hayvanlar, gördüklerimiz, görmediklerimiz, dünya üzerindeki bütün yaşam varlıkları birbirine bağlıdır. Yani o yaşam şeyi vardır ya böyle. Kolyeler falan takarız. Aslında onu böyle 3-4 boyutlu düşünün, hepsi birbirine bağlıdır. Yani en uçtaki bile aslında bağlana bağlana diğerine bağlanır. Biz bir bütünüz. Bütün evrenle bütünüz. Oradan aradan bir şey çektiğiniz zaman, diyelim ki bir ara kuş gribi var diyerekten tavukları öldürdüler. Bu sefer keneler çoğaldı. Yani bütünü ya veya kedileri yok edin, fareler çoğalır. Yani bu popülasyon dengesini yaradan o kadar güzel bir formüle yapmış ki, aradan bir şey çektiğinizde, yani düşünün ki parmağınız incindi, ben bu parmağımı ne kadar çok kullanıyordum dersiniz. Fark edersiniz. Tabii ki. Öyle değil mi? Evet. Dolayısıyla bir şeyi aradan çektiğinizde oradaki hattı bozmuş oluyorsunuz. Her şey birbirine bağlı. Bağlı. Her şey bunu birbirine bağlı. Bunu biraz kelebek etkisine bağlı. Aynen öyle. Aynen öyle. Özellikle köpekler sevgiden beslenirler. Sevgi frekansına beslenirler. En yüksek güç sevgidir. Yani Allah'ın da en büyük nimeti sevgi üzerine. Yani kalpten biz her şeyi severek aslında ona ulaşabiliriz. Başka türlü de olmaz. Köpekler, kediler sevgiyle beslenir. Eğer onları yok etmeye başlar isek, ne yazık ki gündemimizde bu var. Onların o sevgi kodu, o görmediğimiz o yayılım frekansını, hattını kesmiş oluruz. Bu hattın kesmesi de daha da dünyadaki çıkmazlara yol açar. Kediler mesela, ben bir çalışmamda kedi frekansı kullanıyorum. O mır mır o sesi. O bütün kalbi ve tansiyonu düzenliyor mesela. Tabii kedi beslemek çok önemlidir. Eğer kedi hırlamaya başladıysa muhakkak hemen üstünüze alın. Oturtun, tansiyonunuzu düzenler. Kalp ritmini düzenler. Kedinin şifacı gözü, ne yazık ki bizde o kadar değil ama kedi de çok açıktır. Onlar enerjisel olarak görürler bizleri. Yani böyle bir bütün olarak görmezler. Önce ilk baktıklarında enerji formasyonumuzu görürler. Sonra insan bedeni olarak görür kediler. Ve ona göre kedi insana yaklaşır veya yaklaşmaz veya kaçar. Hayvanlar böyle gördüğü için onlar çok, bence çok özel, bizim hayatımızda çok özel yer alması gereken varlıklardır. Onları öldürmek, o hattı kesmek, yani enerji hattınızı kesmek gibi. Şimdi buraya lambalarını kesmek gibi karanlıkta yayın yapabilir miyiz? Yapamayız tabii. Onlar ışık veren varlıklardır. Kediler, köpekler çok özeldir ve diğer tabii ki hayvanlar, yani karıncasından toprağın altına görünmeyenler dahil olmak üzere çok özel varlıklardır. Tabii şehir yaşamı bunu çok bozuyor. Yani toprağın olmaması, maalesef, doğayı katletmek, o yeşili göndermek, onun yerine grileşmek, bu içsel grileşmeye gidiyor. Gri ağır bir renktir çünkü. Yani kıyafet olarak da ağır bir renktir. Baktığınızda betonlaşma da ağır bir renktir. Çünkü renkin de bir frekansı vardır. Ama her yeri yeşile boyayın, pembeye boyayın, insanların içi açılır. Veya beyaz, bugün ne kadar güzel, bembeyaz giymişsiniz. Çok pırıl pırıl gözüküyorsunuz. Zaten öylesiniz. Ekstra size bir renk katıyor. Dolayısıyla bunu bilmek lazım. Hayvanlar da öyle özel varlıklardır diyorum ben. Evet. Ve yeni bir konuya geçmek istiyorum. Bazen hayat akışında hep bir arkadan gelen ses vardır. Bir ses duyarız, bizi yönlendirmeye çalışır. Evet. Şimdi bu ses bize genelde hani kalbimizden gelen bir ses mi, zihnimizden gelen bir ses mi? Nasıl, biz bunların farkına nasıl varacağız? Az önce söylediğim gibi, eğer ruha yakın olursanız o sizinle devamlı konuşur. O öyle birleşir ki hep ondan konuşmaya başlarsınız. Ya ben bunu nasıl söyledim dersiniz. Hatta onun yönlendirmesiyle doğru yerlere gidersiniz. Doğru işler çıkartırsınız. Ama uzaklaştığınız zaman zihin devreye girer. O zihinde genelde çevresel koşullar ve
şeytani konuşma, bıdı bıdı, onu yapsan öyle olur ama bak böyle yapıyorsun, bak bak böyle yaparsan da paran eksilecek, şöyle olacak, böyle olur. O konuşan zihindir. Doğru ses kalp sesidir. Kalbin açık olması, kalbin daha fazla nurla olduğu zaman diliminde sizin yaptığınız bütün işler gerçekten bütünün hayrına ve doğrudur. Kalbin biraz daha nurla dolması, temiz olması çok önemlidir. İlk ses, duyduğunuz ilk ses kalbin sesidir. İkinci ses hemen arkadan gelir. Aman onu yapma. İlk ses yani Melis şunu şuraya gitsem şu doğada bir şey yap diye gelen o ses. Aa oraya şimdi gideceksin bak yağmur yağıyor. Ne işin var orada? Üstün başın çamur olacak diyen ses zihin sesidir. O zaman ilk sesi dinliyoruz. Hep ilk sesi dinlemeniz. Onu ilk zamanlar belki hissedebilirsiniz ama bunun üzerine çalışma yaptığınızda o zaten o hat açılır, o kapı aralanır ki benim kamplarda bu kapı çok çabuk aralanıyor. Hemen yakalıyorsunuz artık. O kalpten gelen ses sizin özünüzün, ruhunuzun doğruya yönlendirecek. O çünkü hep doğruyu söyler, doğruya yönlendirir. Sizin hiç hata yapmamanız için o oradadır. Meleklerin sesi de öyledir. Ama siz çok orayı kapatırsanız bunu da nasıl açıyorsunuz? Çok fazla. Meditasyon isterseniz ister gerçekten namaz kılaraktan. Bunları gerçek meditasyondan çok rahatlıkla açabilirsiniz. Evet. Kundalini enerjisinden de bahsedelim. Tam olarak nedir, nasıl aktif hale gelir? Ben Kundalini enerjisi üzerine çok çalışıyorum kamplarımda. Çünkü bütün birikim orada oluyor. Yani bütün enerji hatları onun üzerindedir. 33 yukarı, 33 aşağıya, toplam 66. 66 da Kur'an-ı Kerim'de 66 Allah'ın ebced değeridir. Yani aslında bizde yazılı olan Allah'ın seceresidir. Dolayısıyla oradaki kundalini enerjisini yaradan öyle yapmış ki omurga hattımızı bu kuyruk sokumundan buraya kadar olan kısmında orada bir sıvı var. Bu çok ilginç ki bu sıvı titreşimle yukarı doğru çıkıyor. Böyle rezonans yapıyor. Titreşimle. Yani işte siz spor yaptığınızda da olabilir, meditasyon yaptığınızda çok etkili. O sıvı yukarı çıkıp bir hat açıyor. Yani düşünün ki o hat kapalı omurilinizde, orayı aktif hale getirmeye başlıyor. Meditasyonu o kadar çok yaptığınızda, işte namazı dediğim anlamda kıldığınızda, o sıvı aktifleşince hat açılıyor. Hani hattı bağlıyorsunuz gibi düşünün. O kök çakradan tepe çakraya kadar olan hattınız çok güzel çalışıyor. İşte ben burada genelde doğru frekansa o hattı aktif hale getiriyorum. O hat aktif hale gelince bütün organlarınız olması gereken titreşimde çalışıyor. Ruhunuzda kapıyı aralıyorsunuz, ruhunuz da size yaklaşıyor. Dolayısıyla kendinizi çok huzurlu hissettiğiniz gibi bütün hayat akışınız değişmeye başlıyor. Yine tabii ki daha farklı, daha olumlu bir açıdan bakmaya başlıyoruz. Kesinlikle. Yani olması gereken zaten bu. Yani buna iş ne yapacağım, bu öyle olmayacak, şimdi oraya gideceğim, paramı harcayacağım değil. Bunu keyfim için yapacağım, kendim için yapacağım, kendi enerjimi yükselteceğim diye yaptığınızda zaten çevrenizdeki insanlar değişmeye başlıyor. Tabii ki. Aslında olmamız gerekene dönüyoruz sanırım, değil mi? Aynen öyle. Yani çünkü bizim bütün enerji hattımız, bütün evren sağdan sola dönüyor, dünyamızı dahil. Biz bütün enerjimizi soldan sağa çeviriyoruz. Bu böyle olunca akıntıya kürek çekmek gibi oluyor. Benim dediğim bütün enerji hattınızı, bu alanınızı sağdan sola çevirmeniz. Hatta saat takmamanızı öneriyorum bu anlamda. Aa. Evet. Çünkü hele sola takmayın, kalp ritmini bozuyor. Hemen çıkar. Evet. İyi olur. Ama bu saati de daha yeni aldım. O zaman sağa takmayı deneyim. Sağ tarafa takacağım. Ve devamı takmayın. Peki. Hep de takıyorum ama. Sigara ve alkol frekansa neden zararlı? Şöyle aslında hani bizim dinimizde de alkol aslında sigaraya çok yer vermeseler de zararlı veya işte günah falan. Ben onu biraz frekans açısından anlatmak istiyorum. Çünkü bana alkol çok kullananlar da geliyor ve hatta bu konuda %100 bırakanlar oluyor o 3 gün içerisindeki kamp çalışması sonrası. Bu da beni çok gerçekten sevindiriyor. Alkol içilebilir. Hani ancak bunun seviyesi her vücuda yaptığı etkisi farklıdır. Çünkü biz ruh ve bedenden oluşuyoruz. Demin de söylediğim gibi bu ruh ve beden arasındaki gümüş kordonla bağlıyız. Eğer alkolü fazla almaya yani vücudun mesela ben çok içemiyorum çünkü beni çok çok etkiliyor. Ama bazıları içiyor sabaha kadar.
beni hiç etkilemiyor diyor. Kişiye göre değişiyor. Fakat bu beden arasındaki, ruhla beden arasındaki o gümüş kordon alkol aldığın zaman dengesi bozuluyor diyeyim. O ritmi bozuluyor. Zaten biz anne karnında belli bir alkol eksikliğiyle geliyoruz dünyaya. Belli bir oranı var. O alkolü dünyaya geldiğimizde almamız gerekiyor. O da içtiğimiz, yediğimiz yiyeceklerdeki oran kadar alıyoruz o alkol kısmını. Ancak ekstra alkol alımında o bedenle ruhun titreşimi sallanmaya başlayınca işte o bizim o çakır keyfi dediğimiz sallanmaya başladığımız durum başlıyor. Şu dönemde özellikle altını çiziyorum. Bu dönemde inanılmaz negatif varlıklar ve güçler olduğu için o sallanma arasında içeri giriyorlar. Çünkü ayrılıyor hat. Hani düşünün ki aralık verdiniz. Oraya giriyorlar ve sizin yani alkollüyken yaptım diyorsunuz. Alkollüyken araba kullanmak, işte kendinizi o kadar daha cesaretli görüyorsunuz ki kaza yapıyorsunuz. Veya keyif yerine artık o bir hınca, öfkeye dönüşüyor alkol aldığınızda. Size içinizden bir varlık daha çıkıyor gibi oluyor. Ki alkol olunca genelde de öyle söyleniyor. Başka birisi oluyorsun diye. Karşı tarafa öfke patlaması, Allah korusun başka şeyler yapıyorsunuz. İşte onun sebebi bu dönemde, ben hep söylüyorum bu dönemde, belki 100 yıl önce, 200 yıl önce böyle değildi. Bu dönemde çok fazla negatif varlık var şu an yeryüzünde. İnsan olarak görünümde de var, görünmeyen de var. Onları içeriye alıyorsunuz. O da size bir takım negatif güçlerin etkisiyle birlikte size bir takım kötü şeyler yaratabiliyor, yaşatabiliyor. O yüzden alkolü dinen bu şekilde açıklasa keşke hocalarımız çok daha etkili olur diye düşünüyorum. Sigara ise hani sigara sağlığa zararlı falan, kimisi işte 100 yaşına kadar yaşamış ama onlarca sigara içmiş falan, o değil. Sigara auranızı çatlatıyor. Bu manyetik alanınızı, az önce de bahsettiğim o manyetik alanınızı, sigaranın o nikotin kısmı alanı çatlatıyor. Düşünün ki çöldeki kurumuş toprak gibi oluyor etrafınız. Normalde sizin çok güzel bembeyaz bir auranız olması gerekirken, manyetik alanınız güçlü olması gerekirken onlar çatlaklıklar oluşuyor. Bu çatlaklıklarla beraber ne oluşuyor? Araya sızıntılar. Demin söylediğim gibi sızıntılar giriyor. Enerjinizi düşürüyor. Auranız üzerinize o kıyafet gibi üzerinize yapışıyor. Neden modum düştü hemen demeye başlıyorsunuz. O auranız güçlü olduğu zaman size hiçbir şey olmaz. Yani kurşun bile geçmez. Buradan seker. Ama aurayı zayıflatacak her şeyi yaptığınız takdirde, yani frekans düşüren olaylar, sigara, alkol vesaire vesaire, bunlar ille de herkes de aynı tip olacak değil. Çünkü biz robot değiliz. Melis de başka olur, Yasemin de başka olur, başkasına başka tabii olur. Ki. Etkileri farklı olur. Siz de bir tane sigara içersiniz, sizi öksürtür. Birisi bir paket içer, hiç öksürmez. Hı hı. Ama yapacağı frekansal ayarlama bu şekliledir. Hı hı. Yani ben sigara kullanmadım hayatımda, içmiyorum. İçemiyorum da zaten. Sigara içmeyen bir ailede geldim. Belki de bu bilinçli olarak bu şekilde seçip geldim. Alkolü de çok içebilen, hiçbir zaman içebilen birisi olamadım. Ama hani hem karşıda değilim ama kendinizi ayarını bilmeniz gerektiğini düşünüyorum. Evet. Şimdi uyku vadisi programına geçmek istiyorum. Benim çok ilgimi çeken bir şeyi hani merak ettim, baktım. Siz de çok güzel şifalandırmasını yapıyorsunuz. Şifa üzerine piramit. Şimdi burada nasıl tam olarak bir şifalandırma var? O piramidin içerisine giren insanlar orada tam olarak ne yaşıyor? Benim çok ilgimi çekti bu arada. anlatır mısınız? Evet, çok kişinin ilgisini çekiyor. Bu yüzden de geçen hafta sonu, yani bu bitirdiğimiz hafta sonu, bir yeni bitirdiğim için piramidi çalışma yaptık. Şimdi her yerde piramit yapabilirsiniz. Evinizde de yapabilirsiniz. Hı hı. O sorun değil. Çalışmaları şöyle, onun çok özel bir ölçümleri var piramidin. Bakırdan, aslında altından olsa, gönlümüz ister ki altından olsa, ama bakır da aynı titreşimi yapıyor. Çok basit. Aslında Türkiye dışına çıktığınızda, özellikle Amerika'da bu konuda çalışmalar çok fazla var. Tesla zamanında Giza piramitleri üzerine çalışmış. Ve oranın sadece bir kabir olduğunu ya da mezarlık olmadığını keşfetmiş. Ve ben de bundan 30 sene önce gittiğimde de aynı şeyi düşünmüştüm.
Orası sadece mezarlık değil. Bütün dünyadaki piramitler, bu Bosna dahi olmak üzere, işte Peru'dakiler olmak üzere, Meksika'da ve Tibet'te, aynı şekilde Mısır'da, bunların altından bir nehir geçiyor. O toprağın altından. Bu aynı zamanda belirli altın oran ve pi sayısına göre ölçüm dizilimi yaptığı için bu piramitler belirli oranlar içerisinde enerji üretiyorlar. Alttaki suyun enerji frekansıyla enerji üreterekten piramidin içerisinde döndürüp haberleşme olarak kullanmışlar. Bunu Tesla zamanında keşfetmiş. Hatta Tesla'nın bugün Bluetooth diye üretim yaptığı, aslında ana olarak keşfettiği ve kablosuz ley hatları altında yaptığı bu çalışmalarla kablosuz elektrik hattı yapalım demiş. Bunu da o zamanki küreselciler kabul etmemişler. Çünkü elektrikten para kazanıyorlar. Elektrik sattıkları için şirketler. O zaman bedava olacak. Çünkü dünyanın üzerinde ley hatları var. O ley hatları dediğim kısımda aynı bizim nasıl auramız var. Dünyanın da kendi üzerinde bir aurası var. Enerji hatları var. Ve piramitlerin olduğu yerlerde hep dünyanın enerji hatlarının altındalar. O ley hatları altındalar. O yer altındaki, toprağın altındaki enerjiyi kullanaraktan yukarıya iletişim olarak kullanmışlar ve enerjiyi kullanmışlar. Böylelikle dünyanın etrafında çok güzel iletişim haberleşmeyi kullanmışlar. Ve firavunlar zaman zaman bu piramitlere girerekten gençleşme yapmışlar. Yani hem ruhunu hem bedenini. Bu hani yazılı kitaplardaki, o piramitlerin üzerindeki tabletlerdeki olan şeylerden bahsediyorum. Hani afaki bir şeyden bahsetmiyorum. Bazen bununla ilgili yorumlar geliyor. Kaynak neresi? Kaynak çok fazla var. Dolayısıyla bu piramidi kullanaraktan ölçüleri çok önemli burada. O ölçülerle birlikte bu bakır piramidin içine yattığınızda, sadece yatmak değil, frekansı ben verdiğimde o titreşim çok hızlanıyor. O çok hızlanan, yani biz burada da yaparız ama buranın tabii şehrin içinde ortasında olmasıyla uyku vadisindeki hem ley hattının altında olması hem toprağın altından nehir geçiyor. Çok enteresan. Piramidi kurduğum yer o kadar uygun ki 3 katı 4 katı hızlanmaya başlıyor siz içine yattığınızda. MR cihazını birçoğu insan bile girmişlerdir. Tabii. İşte kapısında yüksek frekans diye yazar. Aslında MR cihazları neyi buluyor? Saptama yapıyor. İşte şurada bir tümör var, burada bir bölümde bir şey var gibi. Renk farkından, yani aslında frekans farkından keşfedip çıkartıp sizin doktorun önüne getiriyor. Evet, sende şöyle bir şey var diye bir raporlama yapıyor. Ama o MR cihazını, bunu ilk defa söyleyeceğim. MR cihazının yazılımını ve frekansını ayarlasalar, siz kanserseniz, girseniz oraya, kansere göre frekansı ayarlasalar, oradan kanser tümörünü öldürerek çıkartabilir sizi. Aa. Tabii. Ama bunu yapmıyorlar. Neden yapmıyorlar? Çünkü sağlık sektörü tamamen paranın döndüğü yer. Fakat siz frekanstan bunları iyileştirebilirsiniz. Bana gelenlerde bunlar oldu. Şifalandılar. O anlamda söyleyebilirim. Dolayısıyla hem ruhunuza hem bedeninize o piramit daha katlı, kat be kat yaparaktan sizi güçlendiriyor. Yani mesela piramite giren biri nasıl şifalanarak çıktı? Bir örnek vermeniz gerekirse. Şöyle bir sorunu vardı. Piramitteki tedaviden sonra şöyle oldu gibi. Çok örnek oldu. Bunlardan bir tanesi mesela çok açık biri girdi. Hani gönül gözü de açık. Hissetti. Yani 3 katı 4 katı yukarı çıktığını hissetti. Bu öyle. Veya hiçbir şey göremiyor. Çok kapalı. Yani zaten beton gibi olmuş. Hani kalbi de kapalı. Girdikten sonra muhteşem şeyler yaşadı. Yani ruhen olarak. Hani oradan çıkıp da doktor check-up'ını yaptıranları söylemiyorum. Bu gerçekten hissedilen, böyle anlatmaya kelimelerin de yetmediği duygular var. Çok mesela bir arkadaşım girdi. Ne olduğunu da bilmiyormuş. Ben hemen anladım. Yükselmiş. Yani kendini yukarıdan görmeye, yani hücrelerin aktif olduğu bir döneme geçiyorsunuz o dönem. Bütün hücreler konuşmaya başlıyor. Çünkü biz hücre yayınıyla yayın yapıyoruz. Bu sönümlenmiş hücreler de aktif olursa size sağlıkla da ruhen ve bedenen de sağlık daha iyi oluyor. Kalitesi artıyor. Dolayısıyla bu şekilde çıkan da oldu. Kendimi zaten söylemiyorum. Merak ediyorum. Sizi merak ediyorum. Size nasıl bir etkisi oluyor? Yani çok yükseldim. Nasıl söyleyeyim? Ben
gözümü kapattığımda da çok bu anlamda yükselip gezebilen biriyim. Tayi mekan gibi. Orada inanılmaz şeyler yaşadım. Yani inanılmaz kendi gücünüzü hissediyorsunuz. Ruhunuzun gücünü hissediyorsunuz. Benim bir yaptığım çalışmalarda birinde de kendi kendinizi görmeyi yapıyorum ben. Enerjisel olarak. Yani bu formasyon değil de enerji olarak nasıl olduğunuzu yaptırtıyorum. Çok rahatlıkla onu görebiliyorsunuz. Enerjisel boyuttaki halimizi görüyoruz, evet, değil, evet, mi? Evet, evet. Yani nasıl olduğunuzu. Yani sadece biz böyle değiliz. Etten, kemikten ama ruhunuzun. Ama yani çünkü şöyle düşünün. Silikon Vadisi Amerika'da Google var, değil mi? Ana merkez orası. Ama 9 milyarın cep telefonundan bilgisayarına her yerde Google var. Evet. Ana merkez Google orada. Silikon Vadisi'nde diyelim. Ama hani bu reklama giriyorum bilmiyorum ama yaradan bize ruhundan üflediği her yerdeyiz biz. Fakat o Google, siz cep telefonunuzdan Google'dan ekstra bir şey, market nerede diye araştırma yapıyorsunuz. Ben ise işte bilimsel şeylerin araştırmasını yapıyorum. O da çıkıyor, o da çıkıyor. Hepsi çıkıyor. Siz neyi kullanacaksınız? Google'ın devasal birikiminden siz sadece market alışverişi nerede yaparım kullanabilirsiniz. Bense matematiksel işte evrenin çözümü falan gibi matematiksel şeyleri veya başka şeyleri işte şu kitabı nerede bulabilirim diye yapabilirim. Herkes farklı olarak giriyor, değil mi? Ama ana merkez neresi? Google. İşte Yaradan'ın biz üflediği o Google'cıklarız ve o enerjiyi görmek, onu görmek ve onu hissetmek zaten sizin bilincinizin yükselmesi demek. Ondan sonra olaylara bakış açınız, kendinize bakış açınız çok fark ediyor. Peki bu mesela piramide girdikten sonraki süreçte ne kadar devam ediyor bunun etkisi? Şimdi piramidi geçen hafta ilk defa kampta kullandım. Ama piramitsiz yaptığımda da devam ediyor. Yani önceki şeyler. Eğer çok fazla ne bileyim kayıplar yaşamazsanız, tekrar negatife düşmezsiniz. Bilincinizi sabit tutabilir. Çünkü 6'ya çıkarsınız ama hiçbir zaman 3'te gelirsiniz. 6'ya çıkarsınız ama hiçbir zaman 3'e inmiyorsunuz. Yani 4'e inersiniz. 5'e in, orada salınım yapıyorsunuz. Ama hiçbir zaman artık burada inmiyorsunuz. Yani 3'e inmiyorsunuz. Piramit bunu 6 değil de 10 yapıyor. Bu sefer 10'dan 7'ye 8'e düşeriz. Ama hiçbir zaman siz artık 3, yani geldiğiniz Melis olmayacaksınız. Evet. Bambaşka bir Melis olacaksınız. Onu zaten başta da ben o konuşmayı yapıyorum. Buna hazır olun. Bunlar olacak hayatınıza diyorum. Ondan sonra izin alaraktan başlıyorum. Uyku Vadisi programları devam ediyor bu arada, değil mi? Önümüzdeki günlerde neler var? Önümüzdeki hafta yok. Ondan önümüzdeki hafta evet Kıbrıs'a gidiyoruz. Ben Kıbrıs'ı özel görüyorum. Çünkü Kıbrıs'ta çok acılar var. O acıların enerji olarak dağıtmak ve şifalandırmak gereğine inandığım için oradan gelen bir arkadaş var, psikolog Ayça Hanım. O Ayça Hanım'la birlikte düzenlediğimiz bir Kıbrıs projemiz var. Yine bir kampımız Mimoza Otel'de olacak, Magosa'da. Oradan katılımlar olacak, Almanya'dan katılımlar olacak ve buradan işin güzel tarafı. Böyle bir üçgen çizeceğiz yani 3-6-9. Onu yapacağız. Sonrasında uyku vadisinde kamplarından bir tanesi sessizlik orucu olacak. Hiç konuşmuyorsunuz 3 gün. Aa. Evet, konuşmak yasak. Sadece 3 tas çorba. Ve benimle meditasyon yapacaksınız. Bambaşka bir şey olacak. Yani daha önce de yapmıştım geçen sene. Özellikle bu sezonu seçiyorum. Çünkü çok sıcaklarda Muğla'da yapılmıyor. Dolayısıyla doğa içerisinde sessizlik orucu. Nefsi indiriyoruz. İndirebildiğimiz kadar. İçtekini çıkartıyoruz. O sessizlik orucu çok etkili. Ve meditasyonlar. Ve bunu piramitle de birleştireceğim. Bu sefer artık bilmiyorum ne olur. Çok merak ediyorum. Lütfen anlatın. Anlatırız inşallah bir dahaki sefere tecrübeleri. Sonrasında yine bir inziva kampı uyku vadisi. Ve ondan sonrasında Kasım'ın sonu gibi Almanya'dan çok gelen var. Ve Almanya Hamburg'da bir kamp düşünüyoruz. Çünkü buraya gelenlerin gerçekten çok ihtiyacı olduğunu düşünün. Vatan özlemi, onun verdiği o frekansın boşluğu, ikinci, üçüncü nesil artık Alman ya da Türklerin olması. Ben orayı da şifalandırmak istiyorum. Şimdiden onlarca istek var, talep oluşturuldu.
Belki 2 haftaya böleceğiz, Almanya'ya yetişmeyecek çünkü sığmayacağız. Tabii uyku vazisi gibi böyle 7 dönüm yer bulamıyoruz orada. Tabii ki. Orada nehrin üstünde bir yer bulduk. İnşallah orada belki birkaç haftaya bölerekten devam edeceğiz. Piramit oraya da taşımak hedefim. Orada da Almanya'daki kendi vatandaşlarımız, tabii dışarıdan gelecekler de olacaktır. Onlar da kabulümüz. Böyle bir Almanya'ya bir çıkartma yapacağız Kıbrıs sonrası. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için ama Zeytin Ağacı dizisini biliyorsunuz. Evet. Sormak istiyorum size, nasıl yorumluyorsunuz? Aile dizilimine konu alan bir dizi aslında. Evet. Şimdi Zeytin Ağacı bence çok güzel bir dizi olmuş. Tabii orada aile dizilimini çok kısa veriyorlar. Tabii çok detaylı çalışmalar yapılıyor. Yani bizim bazen 1-1,5 saat sürüyor. Hı hı. En kısası 40 dakika falan sürüyor. Ben onun faydalı olduğunu, böyle bir halka ataları şifalandırma adına, çünkü biz DNA kodumuzda geliyoruz. Yani böyle salt sadece bu Yasemin olarak, çünkü atalardan gelenleri taşıya taşıya yazılım bu. Biz en son versiyonuz. Oradaki versiyonları kirli olarak üzerimize almamamız gerekiyor. Dolayısıyla onları temizlememiz aile diziliminde önemsiyorum. Fakat frekansla birleşince muhteşem oluyor. Yani aile dizilimi olmasa bile frekans gerçekten çözüyor. Bunu da kattığımızda aile dizilimi görselliği de oluşturuyor. Evet. O görsellikte insanlar o role giriyor ki son yaşadık geçen hafta sonu. Yani hiç ağlamam diyenler bir başkasının babaannesini oynayaraktan orada çözülmeler oldu. Bir katili canlandırdığını gördü ve o kişi, açılan kişi, ailesine katil olduğunu bilmiyordu. Gibi gibi bir şeyler, sırlar ortaya çıkıyor. Bunlar çabuk çözülüyor çünkü çok yoğun bir frekans yapınca geriye dönük bütün atalar DNA kodlarınızı frekansla çözdüğüm için oradaki her şey çok rahatlıkla çözülüyor ve çok keyifli oluyor. Devam ettirmeye çalışacağız bu çalışmaları. Orada hem ataları şifalandırıyoruz. O yüzden de Kıbrıs'a gitmek istedik. Almanya'ya öyle. Çünkü kopuklar, onlar bizden fakat ulaşmak oralara, gerçekten şifalandırmak gerektiğini düşünüyorum. Yapabilirsek bir Kırşehir'de yapacağız. Oradan Caca Bey Türbesi, Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli'yi ziyaret ederekten orada da bir çalışma yapacağız. Biraz yoğun gidiyor bu dönem. Bakalım yetiştirebildiğimiz kadar yapmaya çalışacağım. Biz de sizi takipteyiz. Teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum yerinize katıldığınız için. Yine gerçekten hani bol bilgili, keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim haberler.com'a, size, güzel sunucunuzla birlikte. Gerçekten herkesin şifalanması yönünde olsun her şey. Hı-hı. Teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizi takipte kalın.